Merhaba Paketo Gaming'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosuyla beraberiz. Bir hafta 10 günden beri sizin sorularınızı Discord üzerinden ve YouTube topluluk sekmesi altından alıyorduk. Şimdi bu soruları Oğuzcan soracak, ben cevaplayacağım. Çünkü ben sorulara hiç bakmadım. Özellikle böyle bir konsept olsun. Bunun da ayrı bir daha hoş bir atmosfer olur dedik. Tabi bu soruların durumuna göre ya da beni ne kadar hani köşeye sıkıştırdığına göre soruları o tarafa geri sektirebilirim onu videonun içerisinde göreceğiz. E, sizi bilmiyorum arkadaşlar ama e, siz zaten sorularınızı yönelttiniz. Ben sizin e, perspektifinizden ki bazıları da benim de soracağım sorularla paralel olduğu için doğrudan ben soracağım ve ben çok keyif alacağım arkadaşlar. Sizi bilmiyorum ama <laughs> çok eğleneceğim. <laughs> Hadi bakalım. O zaman şimdi sırasıyla videomuzun soru kısmına geçelim. <laughs> Ee, i̇lk olarak sorularınız için tekrardan teşekkür etmiş olalım. Ee, 20 cevabında soru aldık ve bunların bir kısmı Discord sunucumuzdaki soru cevap kanalından bir kısmı ise YouTube'da topluluk sekmesindeki sorularınızı alalım gönderisinin altından e, iletilmiş sorulardı. Doğrudan kronolojik olarak gitmeyeceğiz. Ee, sağlıklı bir akış olması açısından benzer soruları grupladık. Ve hani her soruyu, bize iletilmiş her soruyu bu arada huzurlarınızda soracağım arkadaşlar da hiçbir soruyu atlamayacağız. Ondan kesinlikle içiniz rahat olsun, müsteri olsun isterim. Ee, hızlıca vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, Hakan Hakan Üstad'ım ilk olarak e, birazcık e, Poketto Gaming'i tanıyalım konseptinde sorular gelecek. <laughs> Bu arada soruların hepsinde kendisini ne kadar çok sevdiğinizi, sevgilerinizi iletmişsiniz. Ben kendisinin adına soruda güzel duygularını, sevgi sözcüklerini herkese teşekkür etmiş olayım. Hep birlikte sevgi dolu bir topluluk olmak çok güzel bir duygu. İlk olarak Pocket Gaming'i tanıyalım sorularına başlıyoruz. Sıradan günlük yaşantında neler yaparsın abi şeklinde bir soru gelmiş. E, gündelik yaşantıda... Yani Aslında ben zaten kanalda yaptığım şeyi gündelik yaşantımda bayağı sıkça yapıyorum diyebilirim Yani konsollarla çok vakit geçiriyorum Ben bayağı yolda vakit geçiriyorum Günde ortalama 3 saat bir yolum var 1,5 saat gidiyorum 1,5 saat geliyorum Bu sırada kesinlikle elimde bir 3DS ya da DS oluyor Biliyorsunuz antrenörüm dolayısıyla antrenörlük yaptığım süreç zarfında da şöyle bir şey var Bütün saatlerim ağzına kadar doluymuş gibi olmuyor aralarda boşluklarım oluyor. Bunlarda kendim antrenman yapıyorum. Kendim antrenman yaptığım zaman koşu bandında ya da bisikletteysem gene elimde kesinlikle konsol oluyor. Ya bir switch light oluyor ya da bir 3DS oluyor. Bunun dışında benim aslında normal bir gündelik rutinim vardı. Ta ki geçtiğimiz seneye kadar burada benim oğlanla bu seneyi tamamen birlikte geçirdiğim için aslında biraz bizim gündelik tempomuz oğlanın ritmine göre değişiyor. Yani çünkü bu sene okula gitmiyor. Benle birlikte işe geliyor. Benle birlikte işe geldiği için işte onun beslenmesi, ona spor yaptırmam, ona eğitici, öğretici içeriklerle ilgili bir şeyler yapmam. En basitinden alfabeyi öğret, okuma yazma hazırlığı yap vesaire gibi şeyler. bir taraftan da sosyalliğini besleyebilmemiz için daha çok benim gündelik yaşantım oğlanla geçiyor. Ama oğlanı saymazsak 3 büyük etken var arkadaşlar. Şu 3 üç, üç şeyden uzak durun demeyeceğim antrenörler gibi. Konsol, anime, spor. Yani benim hayatım genellikle bunlar üzerinden gidiyor. Ver. Ee, ikinci sorumuzu hızlıca geçiş yapıyorum. Göz numaranız kaç diye bir soru gelmiş. Bildiğim kadarıyla herhangi bir numaram yok şu an. Yani teşhis tanı olarak konmuş bir numara yok. Muhtemelen göz doktoruna gitsem herhalde ufak da olsa bir numara belirlenecek ama... Benim gündelik yaşantımı etkileyen bir henüz görme problemim olmadığından dolayı hani bunu soran arkadaşım yayınlarda gözlerimi kısıyorum ediyorum gibi bir şeyden dolayı diyorsa şimdi ortam çok loş, karşımda ekranlar var. Bazen ışıktan dolayı gözümü kısarak odaklanmaya çalışıyor olabilirim. Hani eğer o nedenle sorduysa arkadaşımız bildiğim kadarıyla bir numaram yok şu an. Ha, bir göz doktoruna da gitmedin yani üst daha önce. Da eskiden gittim birkaç hmm, defa ama... gözlerim hmm. çünkü çok yoruluyordu ekrana baktığım için ama şey olmadı <laughs> yani iyisin dediler gönderdiler yani nazar <laughs> değmemesi dileğimizle çünkü çok ekranla haşır neşir olunca da belki daha sonra ilerleyebiliyor ee, bu arada benim de 1.25'e 1.75 ufak numaralı bir gözlüğüm mevcut ee, kamu spotu göz muayenelerinizi ihmal <laughs> etmeyiniz diyerekten. 3. <laughs> soru Geliyor. Küçük bir çocuğu olan bir baba olarak koleksiyon ürünlerinizi nasıl kopuyorsunuz? Küçük çocuğunuz her şeyle oynamak istemiyor mu? Yani siz yokken ne yapıyorsunuz? Odayı mı kilitliyorsunuz? Şeklinde bir soru gelmiş. Ya yani şimdi orada şöyle bir avantaj var. Haftanın 6 günü çocuk benle birlikte. Yani haftada 3 gün benle birlikte işe geliyor. E, sabahtan akşama kadar zaten benim yanımda. Bensiz yani bir yerde olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Pazartesi, çarşamba, cuma benimle birlikte işe götürüyorum. Uyandığı andan yattığı ana kadar yanımda oluyor. Salı, perşembe, pazar günleri ben evdeyim. Evden çalışıyorum. Ama burada da gene birlikte oluyoruz. Gene evde birlikteyiz. Yani bensiz buraya girme şansın olduğu tek gün... ...cumartesi günü annesiyle birlikte geçirdikleri gün. Annesiyle birlikte geçirdikleri gün de dedim yani şöyle... ...biz eşimle ayrı değiliz, birlikteyiz ama çalışma tempomuzdan dolayı hani böyle bir gün bölümümüz var. Onlar gündüz kurslarda falan oluyorlar. Onun dışında eve geldiğinde de böyle ortalığı karıştırayım ya da izinsiz bir şey alayım gibi bir durumu yok. Yani çünkü ben bizim şeyimiz şudur. Evde bir büyük e, canlı var. Bir de küçük canlı var. Herkes alfa'nın kim olduğunu biliyor öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet yani sınırları çizmek açısından yani bunu ya bana soracak olursan üstadım hani evdeki küçük çocuk ve büyük kişi olarak değil hani aynı yaşam alanını paylaşan bir olarak her koleksiyoncunun derdidir muhafaza edeyim ve zarar görmesin şeklinde ama her zaman gözüm zaten onların üzerinde diyorsun yani şöyle <laughs> arkamda mesela parmağımla gösteririm şimdi mesela en basinde Mario Kart koleksiyonumun olduğu bir yer var. Yani o o kutular niye orada onları hiç açıp oynamayacak mıyız falan diye soruyor. Şimdi evet. o eksiksiz bir koleksiyon hiçbirinin kutusunu açmayacağım ben tabii ki. Ee, ama şunu öğrendi yani şimdi direkt olay ben bu coğrafyada pek çok babanın yaşayamadığı çok güzel bir şey yaşadım. Doğduğundan beri ben bakıyorum doğduğundan beri benimle. Ondan dolayı aramızdaki bağ ve iletişim de o anlamda güçlü. Şimdi mesela ona bir şey yapma dediğim zaman bir korkudan dolayı ya da sonunda bir ceza alırım korkusu da değil. Hayır. Ben bunu yaparsam babamla aramda acaba böyle iletişimimizde bir bozulma olur mu? Babamı üzer miyim? Hani gibi bir şey oluyor. Bundan dolayı hani bu şekilde sorun Mesela şurada benim şimdi bak içeride oynuyor mesela elimle gösterdiğim yerde bir tane New 3D, 2DS X large var. Beyaz konsol diye adlandırdı onun. Bana sormadan asla almıyor bana da geliyor diyor ki baba beyaz konsollu oynayabilir miyim? Ona sonra izin verirsem oynuyor, izin vermezsem neden diye sormuyor bile. Çünkü o iletişim oluştu bizim aramızda. Süper, şahane şahsen bana soracak olursan. Bu Babadan da bir sonraki sorumuza bağlayayım. Bu soru doğudan benden geliyor. Ee, daha önce baba oğul günlükleri konseptiyle birlikte e, Poketo Junior'la birlikte yayınlar yapmıştın. <laughs> bu oyun yayınların e, hem yayın hem de videoya e, kaydetmiştin. Yayınlar ve videolar bu şekilde devam edecek mi? Şahsen güzel içeviklerdi e, Devamı gelecek mi gelmeyecek mi diye. Ben de bu soruyu daha önceki soruyu görünce merak etmedim değil. Benim de böyle bir sorum oldu. Ya şöyle biz onu hem baba oğul birlikte bir şey yapmış olalım o da bu işin bir parçası olsun diye hem de e, keyifli olduğundan dolayı zaten hali hazırda bizim öyle bir yaşantımız var. Yani bunu Hı -hı. paylaşalım belki yani karşılığını bulur dedik yani izlenilmeleri ve gördüğü ilgi şeydi zayıftı ama Hı -hı. ben zaten onu o beklentiyle yapmıyordum daha çok oğlanla birlikte şey yapalım diye şimdi. Çocuk okula gitmediğinden dolayı bazı kurallara uyma ya da toplum içerisinde hareket etme şeyleri konusunda e, tabii ufak tefek eksiler var. Burada yayının kurallarını uyumayla başlayalım en azından dedik ona. Çünkü normalde bir çocuğun dışarıda verdiği çok sıradan bir tepki. O esnada yayında vermemesi gereken, kendini kontrol etmesi gereken bir tepki olabiliyor. Biraz da bunlara çalışmak için de biz şey yaptık. Mesela o e, metaslak bir oyununu... 3 defa çekmişizdir öyle söyleyeyim. <laughs> Çünkü duygularını kontrol etme konusunda şeyi olmadı hiç. Yani bir okul ortamı olmadı. Kreş oldu. Kreşte de herkes coşuyor. O coşkuyla gidiyor. E şimdi bizim bulunduğumuz muhitte de çocuğu dışarı çıkartıp da diğer yaşıtlarıyla böyle etkileşime sokabileceğimiz bir muhit değil. Ondan dolayı bazı şeyleri maalesef biz belki yaşıtlarına göre biraz daha geriden gelerek öğreniyormuş gibi oluyoruz. Hani o anlamda yayınlar ve içerik üretme kısmı onunla birlikte biraz da şeydi. Adam şimdi mesela şu an hani biz bu kaydı alırken içeride konsol oynuyor ve oynarken öyle bir role play var ki o canlı yayın açsın benden daha başarılı bir youtuber ondan kesinlikle eminim. <laughs> vakit bulamıyoruz. Biraz vakitle ilgili sıkıntı olduğu için ara verdik. Yoksa en basitinden bazı birlikte oynayabileceğimiz oyunları oynayıp kanala öyle yükleyelim. Çünkü bizim kanaldaki yaş ortalamasına baktığımız zaman genç arkadaşlar kadar benim gibi çoluk çocukluk kişiler de var. Hani belki o an ayaklarını uzatıp çocuğuyla birlikte izlenilesi bir şey çıkar ortaya da böyle bir muhabbetin parçası oluruz. Hani o da olur. Yani bir taşla çok kuşu vurma aslında o konsept. Ama vakit yani şu an en büyük problemim benim vakit. Doğrudur. Eğer e, vakit planlaması yapabilirsen Sevilev'in devamını. <laughs> ya yani ben beklerim en azından Pocket to Gaming komünitesinin bir parçası olamak. Çok teşekkür ederim cevap için. Daha sonrasında geçeceğimiz kısım Poketto e, hangi konsollarla arası nasıl nasıl değil e, hangi franchise'larla arası nasıl nasıl değil o tarz sorular şimdi arda -ar arda gelecek. T Televizyona bağlanabilir konsollardan bir liste yapsan Top 5'in nasıl olur? Burada sanırım el konsollarını kenara koyuyoruz. Switch el konsolu mudur, televizyon mudur? O da sana kalmış ama Top 5 televizyona bağlanabilir. Home konsollardaki sıralama. Ya şöyle benim için Switch el konsolu değil. Yani light ayrı tutarsak belki ama yani baktığın zaman Switch'teki yani oynadığımız asıl bizi Switch'i sevdiren oyunların hepsini büyük ekranda oynamak çok daha keyif verici. Dolayısıyla onu bir TV output konsol olarak değerlendiririm ben. Ee, şöyle liste yapacak olursam kesinlikle listenin birinci sırasında PlayStation 2 var. Yani çünkü zaten satış rakamı olsun dönemin şartlarına göre pazarlaması olsun. Adamlar öyle bir ürün çıkarttılar ki normal DVD player almaktan daha ucuza elde edebiliyordun. Ve yanında oyun da oynatıyordu sana böyle çok ilginç bir pazarlama olayı vardı ve PlayStation 2'nin devrim niteliğindeki konsollardan biri olduğunu düşünüyorum. Görüntü motoru açısından çok büyük değişiklikler yapılmıştı. Yani şöyle bakıyorum PS1 ve bilgisayarda oynadığımız oyunlardan PS2'ye geçtiğimiz oyunlarda gerçekten yani büyük bir geçişti. Ve uzun sürede PS2'nin zaten krallığı devam etti. Şu an belki bu videoyu izleyen arkadaşlarım çoğu jenerasyon olarak onu yakalayamamış olabilirler. Ama yani internetten biraz böyle baktıkları zaman nasıl bir canavar olduğunu bilirler. Birinci sıramda ondan dolayı PlayStation 2 var. İkinci sıramda Nintendo Wii var. Yani Nintendo Wii'nin olmasının nedeni de ben Nintendo Wii ile ilgili inceleme videosu çektim. 2024'te gene Nintendo Wii nasıl olur diye bir içerik yapmayı düşünüyorum ama fiyat performans açısından size verdiği deneyim ya yani paha biçilemez bir deneyim. Bir sürü güzel oyun var ve tamamıyla aile dostu bir konsol. Ondan dolayı Nintendo Wii kesinlikle ikinci sıramda. Yani Nintendo Wii ile ilgili konuşmaya başlarsam şu an bu bitmez. Ondan dolayı hani kısaca geçip şey yapmış olayım. Üçüncü sırada PlayStation 3 var. PlayStation 3 de kütüphanesine böyle oyun yelpazesine baktığın zaman ve gene fiyat performans olarak değerlendirdiğinde al bir PlayStation 3. Zaten şu an hali hazırda online hizmeti yokmuş gibi düşünüp de malum işlemi yaparsan eğer Mükemmel bir kütüphaneye sahip olursun yani uzun uzun oynatır ve seni meşgul eder. Ee, günümüzde pek çok arkadaş şey olarak düşünüyor ya benim şu an konsolum ya da bilgisayarım güncel oyunları ne kadar oynatır ya da ne olur. Abi güncel konsol kullanıcısıysan şu güncel oyun kafasından çıkman gerekiyor. O konsolun çıktığı tarihten bugüne sunduğu oyun yelpazesinden en renkli olanlar hangisi? Yani 10 yıl önce çıkmış olabilir oyun, bugün hala canavar gibi kendini oynatıp keyif verebilir. Önemli olan bence bu. Ondan dolayı PlayStation 3'ün bu anlamda çok zengin ve güçlü bir konsol olduğunu düşünüyorum. Dördüncü sırada şöyle baktığım zaman gönlümden geçen aslında söylemek istediğim Wii U. Ama Wii U tamamiyle benim şahsi fikrim olacak onu söyleyeyim. Normalde başka bir bireyi sorsanız bu Wii burada söylemez. Ondan adım gibi eminim. Çünkü rezalet bir politikası vardı. Satış politikası olarak çok kötüydü. Ama Wii'nin e, üzerine eklediği şeylere bakarsak fiyat politikasını kenara bırakalım. E, konsolun pazarlama ayıbını kenara bırakalım. Sunduğu şeyler açısından çok güçlü ve zengin bir konsol olduğunu düşünüyorum. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı 4 numarayı onu söylerim. Ee, her ne kadar ben bir Nintendo'cu olsam da şu an saydığım 4 taneden 2 tanesi Nintendo, iki tanesi mesela Sony cephesinden. Ee, 5. sırada gene Nintendo cephesinden olmayacak onu söyleyeyim. Ee, 5. sırada da Xbox bence. Xbox'ın bu One serisinden bir konsol. Çünkü fiyat olarak aldığınız zaman hem uygun alabileceğiniz hem gene oyun yelpazesi açısından o da çok zengin olan konsollardan biri. Yani ben konsollara bakarken Nintendo'da gözüm kapalı bu konsolları alıyorum evet. Ama şöyle bir gerçek var. TV output bir konsol alacaksam şu günün ekonomisinde verdiğim paranın karşılığında o bana ne geri verecek? Buna bakarak alırım. Bu anlamda Xbox'ın önceki nesil konsollarının da çok zengin ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Hani biraz outdate olaraktan değerlendirmek zorunda kalıyorum ama yani kendim şu gün bir video e, TV output konsol alacağım dersem muhtemelen sıralamam bu şekilde olurdu benim. Süper. Ee, e, Nintendo 64, GameCube vesaire vesaire gibi beklerken aslında görüyorsunuz ki <laughs> Nin, Nintendo için üretiyoruz deyip buna sığınmaya bak. %100 saf, net ve doğrularla gelen Pocketto Gaming. Takdir ve teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi burada böyle teşekkür ediyormuş gibi hafif yolda da böyle bir bana böyle sallandığını gördüm. Madem yok, öyle yok. o zaman buradan <laughs> hemen, mi? buradan ee, hemen o zaman ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum ve Mirror atak yapıyorum. Senin <laughs> ilk beşini duyalım. <laughs> Oo, oh, açık söyleyeyim Üstü Hanım. Ben aslında bir sonraki soruyla da bağlayacaktım ama tabii ki e, mikrofon bana uzatılınca onu ittirmek olmaz. Benim home konsol deneyim senin kadar geniş bir yelpazede olmadığı için ben hakkımı Sony konsollarından kullanacağım. Çünkü benim belki de e, bizim bizde Atabi diye pazarlanan NES, nesleri saymazsak e, benim ilk e, ee, üç boyutlu oyunculukta hani ileri seviye ilk iki boyutlu oyunculukla tanıştığım konsol PlayStation 1'di. Hatta eski kasa PlayStation 1'di. E, ee, PlayStation 1'im ve 3'üm oldu. Sonrasında da zaten uzun yıllar e, bilgisayar oyunculuğuyla devam ettikten sonra PlayStation 2'm olmadı, 4'üm de olmadı. Ardından Nintendo Switch OLED satın aldım. Haliyle hakkaniyetle bir yorum Yapamam. Xbox sevilebilir hiç ilgim alakam olmadı. Sadece eşle dosta oynamışımdır. Deneyimli ve güzel olmakla birlikte beni kendilerine çekmediler. Bilmiyorum belki bir önyavgı da olabilir bendeki. ki. Çünkü e, Microsoft konsol piyasasına atıldığında çok fazla önyavgı oluşmuştu. Çok fazla ses çıkmıştı. Yani birazcık da PlayStation'ca olunca Xbox'a çok böyle e, elin gitmiyor. <laughs> Benim de gitmemişti. <laughs> Bir sonraki sorumuzu da bağlayalım. Şimdi aslında top 5'te Nintendo konsollarının olmaması yani 5'inden ikisinin olması güzel oldu. Bir sonraki sorumuz Nintendo konsolları ile alakalı geliyor. Nintendo konsolları arasında burada bir TV output gibi bir ayrım bulunmuyor. Nintendo konsolları arasında en fazla vakit geçirdiğiniz konsol hangisi şeklinde bir sorumuz var. Şöyle keşke şöyle bir şeyim olsaydı. Haydi hep beraber desem ve ben demesem herkes yüksek sesle söyleseydi. <laughs> Ama yani bu şey hep benim bahsettiğim ve muhtemelen de aklım başımda olduğu sürece bahsedeceğim 3DS. Yani ben 3DS çok ayrı bir konsol. Ben 3DS'e ne kadar vakit geçirdiğimi böyle rakamsal bir karşılığıyla belirleyemem. Yani belki yıllar olarak söylesem ömrümün büyük kısmı olarak da nitelendirebilirim. 3DS'te geçirdim en çok vakti ve hala 3DS'te geçirmeye devam ediyorum. Yani Nintendo Switchi olan biri olarak ne kadar nasıl bu kadar az Nintendo Switch'te vakit geçirip bu kadar çok 3DS'te vakit geçirir kısmı? Yani bende böyle şeydir. E, çok linçlenmelik bir mevzudur öyle söyleyeyim. Orijinal Nintendo DS'ten de daha fazla vakit geçirdin o zaman TV DS'te. Tabii tabii. Benim bugüne kadar kullandığım bütün konsollar arasında bunu yani böyle her şeyi dahil edelim. 3DS oynadığım süre çok yani şey ya ben yanıma şöyle 3 3DS konsolumu birden alırdım. 3DS'te kartuşla oyun oynuyorsan save dosyaları kartuşta kalıyor. Evet. Birinin şarjı biterdi. Kartuşu çıkartırdım, diğerine takardım, diğerinden devam ederdim. Öyle söyleyeyim. <laughs> şahane, şahane, çok iyi. <laughs> o halde e, aslında oyuncu deneyimi ve koleksiyonerliğinin büyük bir kısmını Nintendo konsollarına adamış biri olarak bence bir sonraki soru Tam olarak e, uzmanlık sorusu olarak gelecek sana adım. Yuzu ve sit ve emul yakın zamanda kapanacaklarını duyurdular. Bu, bu emülatörlerin kapanmasıyla alakalı düşüncelerin nelerdir şeklinde bir soru gelmiş. Şu an hali hazırda zaten sonlandırıldı. Yani e, yakın zamanda değil kapandı şu an itibariyle. Eğer siz herhangi birinin kurulum dosyasını indirdiyseniz ya da zipli şekilde falan sahipseniz şey yapabiliyorsunuz. Bundan sonra kurup da hani emüle etmeye devam edebilirsiniz. Ama artık herhangi bir şekilde onların internet sayfasına girdiğiniz zaman orada bir özür metniyle birlikte sonlanmış olduğunu göreceğiz. Nintendo olayı davaya götürdü. Ee, ama dava görülmeden e, uzlaşarak anlaşıldı, hizmet sonlandırıldı. 2.8 milyon dolar gibi bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bir ceza karşılığında. Ve en son Nintendo dedi ki ya yuzu dışında sizin Citra diye bir şeyiniz de varmış. O Citra'yı da bir alalım bakalım biz dedi. Ve X'e de el koydu. Şu an çünkü yuzunun kapatılmasıyla birlikte yuzu ve Citra'nın aynı firmada olduğunu insanlar daha yeni yeni öğrendi. Yani uzun zamandan beri bunun farkında bile değildi pek çok kişi. Ben doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Pek çok bu emülatörleri kullanan arkadaşım belki bundan hoşlanmayacak ama olması gereken hamle buydu. Niye diyeceksiniz? Çünkü olayların nereden ateşlendiğine bakarsak eğer çok haklı bir gerekçe var ortada. Yıllardan beri Nintendo bu emülatörlerin olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Niye bugüne kadar bir şey yapmadı? Şimdi aksiyon aldı. Ben size söyleyeyim. Legend of Zelda Tears of the Kingdom oyunu çıktığı zaman o kadar hızlı yüzü üzerinden insanlar indirip oynamaya başladı ki bu da yetmedi. Şimdi yüzü hiç kurup kullanmış olanınız varsa ben bu hobi yapan biri olarak merak edip indirdim kurdum bakmak için. Ara yüzünü göreyim. Kaç FPS veriyor stabil mi falan merak ettiğimden dolayı. Pek çok optimizasyon problemi ya da ufak tefek problem çıkıyordu. Ve bunların bir Discord'u var. Discord üzerinden support ile iletişime geçtiğin zaman sana destek veriyorlardı. Ve sen de bu hani hizmet karşılığında Patreon olaraktan bunları geri dönüş yapabiliyordun. Ama ...Tears of the Kingdom'la beraber... ...belli hizmetleri alabilmek için... ...bunu tamamen Patreon'a döktüler. Yani hmm. ticarete döktüler. Şimdi Yuzu üzerinden... ...bunu indirip oynamış insan sayısı... 1 milyon kullanıcı. Nintendo da ya ne oluyor... ...oyun bizim cephemizden yapıldı... ...bütün harcamaları yapan biziz... ...bütün emeği veren biziz... 1 milyon kişiye Patreon'u... ...yani burada Yuzu'nun firmasının tamamıyla... ...aç gözlülüğe dönüp işi ticarete dökmesi... ...kendi bacaklarına sıkmış oldu... Doğru mu doğru? Niye? Hoşunuza gitsin, gitmesin. Şöyle bir gerçek var. Eğer oturup doğru konuşalım. Şimdi biz senle birlikte diyelim ki bir yazılım geliştiriyoruz ve bu geliştirdiğimiz yazılım tamamıyla hizmet de olabilir, fark etmez. Ticari amaçla yapıyoruz. Enerjimizi buna veriyoruz, kaynaklarımızı buna harcıyoruz, zamanımızı buna harcıyoruz ve bunun bir ma maddi şeyi var bize, yükü var. Ve bunun karşılığında da biz bu hizmetleri satarak bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz değil mi? Ticari bir şeyimiz var. Şimdi biz bunu yaparken birisi bizim işimizden çalarak bizim ülkede bilindiği tabirle korsancılıkla bundan gelir elde ederse bu doğrudan hırsızlık benim gözümde. Yani emülatör kullanıp kullanmamak arkadaşların şeyine kalmış. Bana sorarsanız bir hizmet sonlandıysa daha fazla o hizmette destek verilmiyorsa kullanabilirsin. Ticari ilişki bitmiştir orada. Ama hali hazırda ticari ilişki devam ediyorsa ve sen bunu korsan olarak kullanıyorsan kusura bakma yani bu adamlar bunu Allah rızası için yapmıyorlar. Bundan para kazanmak için yapıyorlar. Nintendo politikalarını beğenirsin beğenmezsin. Benim de beğenmediğim bir sürü politikası var ama şöyle bir gerçek var. Nintendo oyunlarını oynamaya biz mecbur muyuz arkadaş? Böyle bir şey zorunluluğumuz var mı? Yarın hayatına devam etmek için Switch oynamak zorunda değilsin. Ben 3DS oynamak zorunda değilim dolayısıyla bu yapılan şey benim gözümde zaten yanlıştı. Ama e, tabi yani bizim ülkeyi bunu anlayacak insan sayısı maalesef az. Yani Nintendo Switch çıktığı zaman kırılmadan önce ben almam diyen bir kitleyle tanıştım ben. Ondan dolayı insanlar tabii ki üzüldüler buna ama bence kesinlikle doğru bir adım atıldığını düşünüyorum. E, bu, burada şeyin de altını çizmek gerekiyor. Aslında emülatör kullanımı yasadışı değil, oyun dosyaları size aitse, siz oyunu satın almış iseniz ama oyunları farklı yollardan elde edip emulatörle oynamak orada doğrudan korsan oyunu teşvik eden bir şey. ve Yuzu ve Sitra'da oy e açıklama yaparken şunu demişlerdi. Biz e bu emulatörleri geliştirirken kesinlikle e kors korsana hayır dedik ve korsancılığa yönelilmesini istemedik. Ancak biz bu emiratörü geliştirdikçe insanların korsan oyun oynamaya teşvik olduğunu görüyoruz. Bu Bunu istemediğimiz için bu hizmeti sonlandırıyoruz demişlerdi. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış hani ne kadar samimi veya ne kadar sıf açıklama değil oldu. Ama yani. <laughs> O tartışılır yani. Öyle olsaydı Patreon'dan parayı vurmaya çalışmazlardı özellikle yani. Ya Çok Şimdi bunu evet. farklı versiyonu yapan küçük yerler var. <laughs> mesela siz herhangi bir mesela konsolda bir crackli işlem yapıyorsunuz ve bunu sağlayan kişilerin bir discordu var. Ben birkaç tanesinde mesela görmüşlüğüm var. Adam diyor ki yani biz bunu doğrudan sana satma hakkına sahip değiliz. Herhangi bir banka hareketi de bizim nezimizde gözün memesi lazım ki sonradan maliye ile ya da telifle ilgili problem yaşamayalım. Ama bize destek vermek için şuradan üyeli kalırsanız mesela diyor. Yani bu zaten yapılıyordu. Ama sen bunu o kadar büyük bir e, nasıl diyeyim ligde yapmaya çalıştın ki eğer bunu yapmasalardı bu olayı patrona çevirmeselerdi şu an ne yuzu ne sitra bunları konuşuyor olmayacaktık biz. Muhtemelen bu havada benim bir arkadaşım Nintendo Switch sahibi Tears of the Kingdom'da sahibi ama ben yuzu da oynuyorum çünkü daha iyi oynuyorum daha güzel oynuyorum demişti. <laughs> Aslında yuzu ve sitra'nın ee... Yani onların radarına takılmasına gelecek noktaya gelmesinden Nintendo bir ders çıkartmıştır diye umuyorum ben kendi adıma. Nintendo ders çıkartmaz. Ne Nintendo <laughs> ne Pokemon Company Hiç böyle bir beklentiye girmiyorum. Dünya gibiler. Eyvah eyvah. eyvah eyvah. Ve tok <laughs> satıcılar yani. Videonun süresi çok uzun olduğu için part part bölmeye karar verdik arkadaşlar ve ilk partımızın sonuna geldik. Diğer partlar gene gelecek günlerde kanalımızda yüklenecek ve kanalımızdan part 2, part 3 şeklinde ulaşabileceksiniz. Ama bu noktaya kadar videoyu izlediyseniz, videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, bildirimleri açıp canlı yayın gibi ve diğer içeriklerimizden de haberdar olursanız hem bize destek vermiş olur hem de bizi mutlu etmiş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki partımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now.